Pınar Rating, yaşamın renklerini müzikten modaya, aşktan sağlığa, gördüğün, duyduğun, hatta aklına gelen ne varsa anlatıyor, hissettiriyor. Birbirinden ilginç konular, ünlü konuklar, durum bildirimleri, sosyal medyada çok konuşulanlar, kahve ve çayının yanına eşlik eden şarkılar. Efsina'nın sunduğu Pınar Rating başlıyor. Geçmez oldu, durdu dünya, dönmez oldu. Kor ateşler sardı beni, yandı yandı, sönmez oldu. Bir damlacık aşkın yeter. Kollarıma alsam seni, sıkı sıkı sarsam seni. Alev alev dudakların, yakalayıp öpsem seni. Gündüz gece görsem seni, bakıp bakıp sevsem seni. Çiçek çiçek aşk bahçeme, soldurmadan koysam seni. Derdin
derinle benle tutuşup küle dönmüşsün. Ya hep sana geldim bir sana değmezmiş, oysa bunu yendim. Hangi taraf aynı, hangi yöne tersin? Kimseye gerek yok, sen sana yetersin. Olmadı mı dersin, neden yüzün ısık? Oyuncağı canım biraz daha acıt. Yüzümde küçülmedin, yok oldun değmez. Kaybolan zamanıma yazık. Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne benle? Tutuşup küle dönmüşsün. Gözüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne benle? Tutuşup küle dönmüşsün. I got a soul just like your lies. If you feel that like a star from the fall, let's try it. Break my heart and stole my love, or make me smile. Ne oldu Cenkercim, özledin mi beni? Benimle beraber program yapmayı. Ha? Ben Berlin'den, sen buradan. Stüdyoya geldi ya Cenker. Özlemiş beni. Canım. Beraber program yapmaya alıştık tabii ki. Ama bugün tekim. Yani en azından bu saat için tekim. Çünkü ikinci saatimde bir konuğum olacak. Murat Evgin bizlerle beraber olacak. İkinci saatimde stüdyoda ağırlayacağımız isim kendisi. Konuşacaklarımız var. Yurt dışına açılacağız. Yani bizi Türkiye kesmiyor şekerim. Yurt dışını da konuşacağız kendisiyle. Zira kendisi gerçekten bu konuda aldı başını gidiyor. Bunların hepsini konuşacağız. Çok keyifli bir sohbet sizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz programıma. Keyifli güzel bir öğleden sonra diliyorum. Çayınızı kahvenizi aldıysanız şayet, bize eşlik ederseniz şu dakikalarımıza siz de katılırsanız ne güzel olur. Nasıl? Hani böyle long weekend nasıl geçti? Yaptınız mı? Üç günlük kaçamak bir yerlere gidildi mi? Hani böyle küçük küçük tatilleri daha çok seviyorum Pınar diyenlerden misiniz? Yok, beni kesmiyor. Ben uzun uzun tatil yapmalıyım diyenlerden misiniz? Benim mesela bu sene gerçekten çok uzun bir tatile ihtiyacım var. Aa, kolay değil şekerim, ülke değiştirdim. Her şeye yeniden başladım. Sıfırdan başladım. Dolayısıyla beni öyle üç günlük tatiller kesmez. Dolayısıyla bu önümüzdeki hafta ve sonraki hafta tatildeyim. Diğerleri çünkü tatil. Öbürü uzun uzun söyledim. Tatil yapamam ben, yok şu anlık yapamam. Ama küçük kaçamakların da keyfi başka oluyor be. Ah, yurt dışı çıkış harcı da zamlandı. Duydunuz herhalde, mutlaka görmüşsünüzdür. Ama beni ilgilendirmiyor, en düşük emekli maaşı. Hani o beni ilgilendiriyor, 12.500 liraya çıkartılıyor Pınar'cığım. Hani onu evet tamam şey yaptık, zaten yurt dışı bizde yok anam. Nerede diyenlerdenseniz ayrı ama... İşte hani çok konuşuldu bu sene. 1500 olacak dendi. Hatta var mı arttıran deyince 3000'lere kadar yolu böyle çıkmıştı. 500 olacağı duyuruldu. Hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Tatilleri bitirmiş, artık çalışmaya yeniden başlamış olanlar da var tabii ki aramızda. Sizinki bitti mi canım? Sıra bizde diyenlerin programı. Bugün Pınar Rating sizlerle birlikte Efsina'nın sponsorluğunda başladık programa. Yine çok keyifli şarkılarım var sizlere eşlik edecek. Ama siz de bir şeyler paylaşmak, yazmak isterseniz şayet 0532 172 52 32 WhatsApp numaramı hatırlatırım.
Attığın bir kıvılcım sardı bütün gönlümü. Attığın bir kıvılcım sardı bütün gönlümü. Böyle devam ederse önce kor sonra da kül edeceksin ömrümü. Böyle devam ederse önce kor sonra da kül edeceksin ömrümü. Garip gönlümü yanıyor için için. Sorma garip gönlümü yanıyor için için. Böyle devam ederse saracak yüreğimi seni sevdiğim için. Yaşarken ölmüş bir
bitti küfrüm sana değil. Ah o benim saçma sapan kaderim. Sadece bir kere gülseydi de olurdu. Ona bir teşekkür etseydim. Şimdi sensiz karanlık yollarda koşuyorum. Freni patlamış kamyon gibiyim. Hangi duvara çarpsam nafile olmuyor. Ben zaten yaşarken ölmüş biriyim. Şimdi sensiz karanlık yollarda koşuyorum. Freni patlamış kamyon gibi. Hangi duvara çarpsam nafile olmuyor. Ben zaten yaşarken ölmüş biriyim. Şimdi sensiz karanlık yollarda. Freni patlamış kamyon gibi. Hangi duvara çarpsam nafile. Ben zaten yaşarken ölmüş biriyim. Adım adım yürüdüm, milim milim dokudum hayatı. Hem yazdım hem okudum da kavrayamadım. Ufak ufak öğrendim, büyük büyük harcadım da yaktım gemilerimi. Öteye varamadım. Ben kendimi nerelere koysam, sancısına, yok.
yok ilişmem bir daha. Tarkan ve Müteşekkir. Ay çok seviyorum bu şarkıyı. Böyle hafif hüzün de kokuyor. Ama bir taraftan böyle iyi de hissettiren bir şarkı gibi hissediyor insan. Özellikle de böyle arabadaysanız, yüksek sesle dinlediğinizde güzel bir mod yakalayabiliyorsunuz. Bilmiyorum sizde aynı hisleri uyandırıyor mu Tarkan Müteşekkir şarkısı. Şimdi uzun zamandır konuşulan ve en nihayetinde oh ya bitti gerçekten dedirten düğünden bahsetmek isterim. Baş döndürücü ve rakamlarla hani konuşula konuşula bitmeyen Ambani düğününden bahsetmek istiyorum size. Ya öyle böyle rakamlar değil bunlar tabii ki. Ünlü Hint iş adamının oğlu evlendi. İlk etkinlik Mart ayında yapılmıştı Mumbai'de. Orman temalı bir partiyle başladı. 1200 konuk katıldı. Rihanna hatta sahneye çıkmıştı. Yeşiller içerisinde böyle güzel bir kostümle, hatırlayanlar vardır. 1500 drone'la bir ışık şovu da yapılmıştı. O ilk Mart ayındaki verilen partide. Ardından ikinci etkinlik Mayıs ayında Fransa sahillerinde 800 davetliyle 3 günlük yat partisinde gerçekleştirilmişti. Bunda Katy Perry, David Guetta, Andrea Bocelli etkinlikte sahne almıştı. Bir de çift Portofino'da maskeli balo düzenlemişti. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bu hafta sonu Mumbai'de gerçekleştirilen 3. ve son etkinlik için aile özel taşıma şirketinden 3 büyük uçak kiralayarak, konuşurken insan yamuluyor yani, 2000 kişiyi Bombay'a taşıdı. Konuklar ise İngiltere eski başbakanlarından Kardashian'lara kadar uzanan koca geniş bir yelpazeden oluşuyordu. En nihayetinde dünya evine girdi. Çifte mutluluklar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama bakın diğer taraftan da çift, dünya evine giren çift mutluluklarını paylaşmak amacıyla ülkedeki maddi açıdan dezavantajlı 50 çiftin düğün masraflarını karşıladı. Bir zahmet yapsınlar diyebilirsiniz. Ailenin servetinden bahsedeyim size. Ailenin serveti 116 milyar dolar. Dolayısıyla çılgın düğüne servetlerinin sadece ve sadece 0.4'ünü harcamış oldular. Sanatçılardan işte Rihanna'ya 7 milyon dolar, Justin Bieber'a 10 milyon dolar gibi küçük rakamlar verdiler. Etkinlikler boyunca sadece catering'e ödenen para 25 bak konuşamıyordu. 25 milyon doları bulmuş. Ambani ailesi değeri 2 milyar doları bulan 27 katlı bir rezidansta 600 çalışanla birlikte yaşıyor bu arada. 27 katlı bir evde yaşıyorlar. Şaka mı bu? 600 çalışanı var evde. Ay, ev denmez bu. Ne denir buna? Yani rezidans da ama yani. Nasıl bir ev bu? Nasıl bir şey bu? Etkinliklerin de bir bölümü işte bu 7000 kişi kapasiteli evde yapılmış. Eve bak, 7000 kişi alıyor. Ev tepeden tırnağa çiçeklerle süslenmiş. Mumbai'de ana yol ve caddeler trafiğe kapatılmış. Peki konuklara, gelen konuklara hani biz ne yapıyoruz? İşte hani gelin damattan küçük hediyeler vardır ya, içinde badem şekeri olurdu eskiden. Şimdilerde işte o muma döndü, ne bileyim işte böyle küçük tatlı anahtarlık, işte ne bileyim ya da duvar süsü, buzdolabı magneti falan gibi gibi farklı şeylere dönüşse de
Ben hala işte hani biraz geleneksel yapımla alakalı olsa gerek, yapacaksam da yani koyarım işte bildiğin eski usul bir şey yapardım mesela diye düşünüyorum. Peki sizce bunlar ne vermiş olabilirler? Hemen söyleyeyim, konuklara maliyeti $2,800 bulan hediye paketleri hazırlanmış. Bu paketler içerisinde etkinlik için özel tasarlanmış Louis Vuitton çanta, parfümler, mumlar, anahtarlıklar ve buna benzer küçük, öyle çok büyük olmayan tatlış hediyeler varmış. Ay minnoşlar ya, $2,800 ya. Bu arada tabii ki hani böyle hani gelinlikler, damatlıklar, kayınvalidelerin giydikleri kostümler, bütün ama bütün mücevherlerin hepsi özel tasarlanmış pırlantalar, zümrütler ve yakutlardan oluşuyormuş. Yani sadece gelin ve damat değil, kayınvalidenin de öyle. Aa, eksik kalmamış yani. Damadın bütün düğmeleri pırlanta ve bazılarında zümrüt var. Ya, düğmem koptu ya. Nerede bu? Hay Allah, düğme koptu. Desen ya bir servet hani yani. Nerede bu desen bir servet düşmüş oluyor yani. Ve paradan konuşmak ne kadar kolay değil mi hani böyle? Parayla ilgili böyle nasıl böyle bayağı savurgan olabiliyor konuşurken insanoğlu. Büyük rakamlardan bahsederken. Görgüsüzler mi? Yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani ailenin servetinden bahsettiğimde $116 milyar bahsediyorum. Bu rakam aslında biraz daha hani bir tık üstünü hatırlatıyordur belki de. Bir tık üstünü hatırlatıyor olabilir size. Yani bir türlü bulunamayan, kaybolan. Ve nasıl bir rakam olduğunu hani biraz daha böyle bir düşününce vay be, $116 milyar mı? Of, dedirtiyor insana yani. Bu kadar konuştuk. Üstüne bir Selamiciğimden acaba diyorum. Yok mu şöyle bir Selami Bilgiçiğimin düğünü müğünü? Düğün partisini çalarız ya. Ha? Yapalım mı bir güzellik şöyle? Düğündeymişçesine. Hani biz de katılmışçasına. Selami bunu da çaldırsaydık ya düğünde. Ambani ailesi. Çok coşardınız be. Haydi o zaman. Hoppa. Gönder gelsin yenisi. Bana onlar derler delisin. Hiç umurumda bile değil hiç. Hadi gönder gelsin yenisi. Patlayacağız bugün, panik yok. Bize garson getirme adisyon. Emrin olur paşam, para paçavra çekiştirme. Ulan yaka paçamda. Takılıyorum ve rahatımı bozma. Dağıtırım ortamını, rakip olma. Al sana koz, beni takip ve bol. Tabi partide yok yere, şansını zorla. Geri geldik, yeni gelin dedikleri gibi kendi. Hedef benim değil mi, düşme mi dilerdin? İşin gücün ben gülüm, nedir senin derdin? Emri bak ile yok, işim olmaz. Yok seni karşıma almaya korkmam. Yok hadi 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 ilerle koçum. Önümü kapatıyorsun ve senden çok var. Konu kapalı kapalı kapılar ardındayım. Takılıyorum kafama göre, karıştırmayın. Tarafımız belli, parasını verdik. Oynayın hadi be, oturmaya mı geldik? Durmayın.
Belki yokluğunun delisi, varlığının tiryakisi, yokluğunun delisi. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen bebeğim, sevdalılar beni anlar. Tatil
seni. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Senin ritminle atıyor hep. Kolaysa durdursundur beni, yönet. Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum. Her gece senle eve dönüyorum. Of, çok ama çok istiyorum. Benzin tıkayıp planlıyorlar beni.
15. Her mevsim yanınızda olan Kopa ısı pompasıyla yeni saat başlıyor. Beraberiz. Bir dakika, şu mikrofonu sana doğru buradayım, evet, buradayım. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili dinleyiciler ve Pınar,
İyiyim. Nasıl her şey? Vallahi ben çok iyiyim. Bir de böyle hani yüzüm tatilimin son tatile doğru hani yüzüyorum şu an. Harika. Hadi son bakalım. Günler. Hadi bakalım. Onun güzel geçsin. Daha da bir mutlu hissediyorum kendimi. Evet, İstanbul çok sıcak gerçekten. Ay çok yani bunaltıyor şekerim, bunaltıyor diye. Sen daha yeni hani diyelim o zaman tatilden mi döndün? Evet ben döndüm. Şimdi artık çalışmalar var, İstanbul'dayım. Aha. Ve bazı kayıtlar var. Özellikle bu İspanya'da ve Latin Amerika'da çok sevilen dizi şarkılarımı, dizi müziklerimi İspanyolca'ya çeviriyorum. Ve Latin Amerikalı şarkıcılarla düetler yapacağım. Evet. Şimdi daha onların, evvel de yapmamış mıydın böyle bir şeyler? Küçük. İspanyolca kendi versiyonlarımı yapmıştım. Mesela Aşk Her Şeye Rağmen diye bir şarkımı çevirmiştim. Bir de Yaralı Kuşlar, bu özellikle Meksika'da, İspanya'da, Kolombiya'da çok tutan bir diziydi. Onun şarkısını çevirmiştim. Ama şimdi özellikle Elif dizisi çok ünlüydü Latin Amerika'da. Oradaki bazı sanatçılarla düetler yapacağım. Evet, bir tanesinde hatta Elif'in söylediği bir Isabel karakterinin, yani Elif'i oynayan Isabel'in söylediği bir şarkı vardı, Buradayım diye. Ve o dizi kadar reyting alıyordu o şarkı. Şimdi onu tekrar Isabel'le bu sefer İspanyolca öyle söyleyelim diyoruz. Yani biraz böyle başka ülkelerle ilgili de planlarımız var. Bakalım nasıl olacak. Şimdi zaten şöyle bir şey var sevgili dinleyiciler. Ben sevgili Murat'ı daha önce de ağırlamak istedim. Gamze dedi ki şekerim o gidiyor Latin Amerika'da sürekli yurt dışında Amerika'da. Hakikaten mi dedim? Evet dedi. Yaz başındaydı galiba. Haziran gibi konuşmuştu. Doğru. Gidiyor demişti. Kolombiya'daydım. Evet. Orada işte bazı ulusal kanallara, yani bir günde 3 ulusal kanalla birden çıktık. Oradaki ilgiye yetişemedik. Bir tane akustik konser yaptık ve hazırlamakta olduğum bir belgesel için, yani neden benim yaptığım Türkçe şarkılar orada 4 yaşında, 5 yaşındaki Latin Amerikalı çocukların dilinde ve Türkçe olarak söylüyorlar. Müthiş bir duygu olsa gerek evet, bu ya. Niye bu Türk dizileri bu kadar tutuyor? Onları böyle biraz araştırdık. Röportajlar yaptık. Ondan önce de bir İspanya turnemiz olmuştu. Yani ben hep diyorum ki Türk müzik piyasasının yapamadığı şeyi diziler yaptı. Dizi piyasası yaptı. Bizim sesimizi oraya duyurdu. Ve dediğim gibi Türkçe olarak dinliyorlar onlar da şarkıları. Hani dublajlı izliyorlar diziyi. Ama şarkı girince Türkçe giriyor. Ve çocuklar Türkçe ezberlemiş. Müthiş bir şey. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Berlin'de yaşıyoruz. Ve oğlumun işte okulu böyle başka tabii ki ailelerinde olduğu bir okul. Brezilyalı bir aile var. İşte beraber böyle konuşurken baktım bayağı Türkçe konuşuyor benimle. Öğrenmiş. Hani bir anda anlamadım, sonra dedim sen Türkçe konuşuyorsun. Dedi evet dedi, ben dedi çünkü dedi dizi seyrediyorum, Türk dizilerinden öğrendim ben dedi Türkçeyi. Çok acayip. İnanılır gibi değil. Ve bana çok ilginç şeyler sordular. Dedim ki mesela Türkiye hakkında ne biliyordunuz Kolombiya'da? Yani dizilerden önce hiçbir şey bilmiyorduk dediler. Peki ne ilginizi çekti dizilerden sonra? Mekanlar çok güzel diyorlar, yani evler. İşte Boğaz. Şaşalı. Dedim tabii hepimizin evleri öyle değil. Yani o dizilerdeki gibi yaşamıyoruz. Ama bir tanesi şuna dikkat etmiş. Şöyle bir şey söyledi. Bu ayakkabı çıkarma meselesi dedi eve girerken. Dikkat ettim dedi. Dizilerdeki zengin aileler ayakkabılarını çıkartmıyor eve girerken. Ama fakir ailelerde mutlaka bir ayakkabı çıkartılıyor. Bunun sebebi nedir dedi mesela. Yani çok ilginç şeylere dikkat ediyorlar. Ve bizim Yaralı Kuşlar diye bir dizi vardı. Kolombiya televizyonculuk tarihinin en çok izlenen Türk dizisi oldu. Sebebi de pandemiye denk geliyor. Ma aile diyelim. Kendi dizilerini, yani Latin dizilerini izleyemiyorlar çoluk çocuk. Çünkü ya çok cinsellik var ya şiddet var. Bu bir pembe diziydi. Günlük diziydi. Ve en her çok gün yayınlanan değil mi böyle? Her gün. Burada da her gün yayınlanıyor. Evet. Ama zaten orada bütün diziler her gün yayınlanıyor. Yani burada haftalık dizi de işte üçe bölünüp pembe dizi gibi oynuyor orada. Akşam üstleri her gün oynuyor. Bizim dizi zamanlarımız biraz uzun. Biraz uzun. Alakalı olsa gerek. Uzun metraj filmden uzun. Bir de şu çok hoşlarına gidiyormuş. İşte bu aşk, hani bizde hep böyle imkansız aşk anlatılır ya. Yani Latin Amerika'da öyle bir şey yok tabii. Ve yaşlılara olan saygı ve o sevgi, aile kavramı, onu çok güzel işliyorsunuz diyor. Hoşlarına gidiyor demek ki. Ya ne tuhaf değil mi? Bakar mısın hani
aşkla alakalı aslında hani ortak nokta değil midir? Hani tüm dünyanın aslında aşk, hani ortak birleştiği bir duygu ama bir taraftan kesinlikle. Da işte tabii ki hani farklılıklar da barındırıyor işin içinde. Evet. Bizde biraz daha farklı galiba. Evet ya, onlar hep şunu söylüyor. Tabii ben de bunun birazcık kurgu olduğunu, yani bunu bir film gibi kabul etmelerini böyle söylüyorum ama. Böyle aşk yok falan mı diyorsun? Ya o kadar demiyorum ama o bir senaryo diyorum yani. Hani 56 bölüm boyunca erkek kadını bekliyor, karşılık almasa da bekler seviyor. Hani gerçek hayatta bilmiyorum bu kadar kara sevda belki de vardır. Ama Latin Amerika'da böyle bir şey yok tabii yani. Çok başka bir kültür. Bir şey diyeceğim, bir taraftan bu kadar hızlı tüketim, bu kadar hızlı teknoloji, her şey bu kadar hızlı olurken 50 bölüm buluşamayan ya da 50 bölüm bir türlü sevgili olamayan, ay bir türlü öpüşemeyen bir çift ya. Ama yani bir şey hatırlatacağım. Ama biz de çocuk ya, onların dizilerini izliyorduk. Luis Alberto, Mariana, Zenginler de Ağlar, işte o evet. Meksika dizileri ya da Brezilya dizisi Köle Isaura falan. Aa, tabii, yani tabii. Bir ortak bir şey var. Onların hikayeleri de o zaman öyleydi. Evet. Hatırlarsın. Doğru. Hep zengin adam, zengin evin hizmetçisi. Ona aşık olur. İşte bir çocuk yaparlar falan. O çocuk gizli tutulur falan böyle. Hikayeler. Vay. İlginç yani, bir bağlantı var Latin Amerika ile, çok ilginç. Demek ki gizli bir bağ var ve o bağ evet. işte hani ortaya çıkıyor zaman evet. zaman. Şu an dizilerde demek ki bu bayağı evet. belli. Ben gittiğim zaman bütün Kolombiyalılar o gün başlamış, yani gittiğim gün başlamış oranın ünlü bir kanalında. Hı-hı. Dediler ki İkran diye bir dizi. Ya İkran ne diyorum, şunun bir yazılı şeyi var mı dedin, gösterim hani. Aha. posteri. Meğerse Hicran diye bir dizi orada başlamış. Herkes onu konuşuyordu. İkran. Evet, ikran diyorlar ona. H'yi söylemiyorlar ya. Evet, C'yi de K'ye diyorlar. Ha, doğru. İkran çok İkran. İyiymiş yalnız. Doğru, H harfi çıkmıyor onlarda. Avlu. Bizde de çıkmıyor be ya. Avlu diye ben olayı bambaşka boyuta getirip reklama doğru gidiyorum. Hadi okay. Hızlı bir şekilde girdik. Hızlı bir şekilde de devam edeceğiz tabii ki. Ay, çok keyifli oldu. Böyle bayağı tatlı benim bir giriş içinde. Oldu. Ama sevgili Murat Evgin'le sohbetimiz devam edecek. Reklamlardan sonra buradayız. Ömrün geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardında bekleyenim, gözleri yolda. Siren sesleri çıkmaz sokaklar, kadere yenik düşmüş hayatlar. Engel değil kör karanlıklar, içimde bir ses adını sayıklar. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Hüzünler, yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Suçun ortasında, ardında bekleyenim, gözleri yolda.
sevgili Murat Evgin'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bu şarkıyı tabii ki çalmam gerekiyordu diye düşünüyorum. Artık demirbaşlardan bir tanesi. Bir Murat Evgin klasiği. 18 sene. Arka sokaklar. Rahmetli Türker İnanoğlu'nu anmadan geçmek olmaz tabii. Evet. O rica etmişti böyle bir şarkı yazmamı. Ben de biraz sözler konusunda tembelimdir. Yani ilk paragrafı yazarım. Hı-hı. Nakaratı yazarım. Sonra şarkının ortasında tekrar bir yeni paragraf yazman gerekir ya. Hı-hı. Onu yazmamıştım. Götürdüm falan. Çok güzel olmuş dedi. Yalnız dedi bir kıta daha yaz buna dedi. Ondan sonra işte polislerin hayatını anlatan bir şarkı. Hmm. Devriye adında bir diziye başlayacaklardı. Adı Devriye olacaktı. İlk adı Devriye'ydi. Ha? Sonra birden Arka Sokaklar oldu. Bundan 18 sezon önce. Şimdi ben bazen işte bilmeyenler oluyor, şaşıranlar oluyor. Aa Arka Sokakların müziklerini sen mi yapıyorsun, falan diye. Diyor, hep ikinci soru şu oluyor. Peki birinci bölümden beri mi sen yapıyorsun? Ya yani başından beri. Evet ona şaşırıyorlar falan. Evet birinci bölümden beri ve Arka Sokakların bana şöyle bir faydası oldu aslında. Ben bağımsız bir sanatçı olarak yani arkamda bir majör plak şirketi olmayan biri olarak yayınlatamadığım bütün şarkılar ya da radyolarda o zaman çalınmayan bütün şarkılarım Arka Sokaklarla tanındı. İşte ilk tek son aşkımsın Gamze Özçelik'le Uğur Pektaş'ın şarkısıydı. Özledim gelirini Mehmetçik Vakfı'na bıraktığımız o zaman Hülya Koçit'te klip çektiğimiz Şehit. Bütün bu şarkılar birden Arka Sokaklarla tanındı. Birden benim müziğim ve şarkılarım prime time'da büyük bir kanalda yayınlanır oldu. Onun için bende çok büyük bir emeği var dizinin. Aynı sezon bak şimdi bir dizi söyleyeceğim. O ikisi aynı sene mi başladı diyeceksin. Aynı sezon Acemi Cadı'nın müziğini yapıyordum. Hatırlar mısın o diziyi bilmiyorum. Evet. İkisi de aynı sezon başladı. Arka Sokaklar sürdü ama tabii. Ama tabii yani aldı başını gitti. Yani Acemi Cadı deyince Arka Sokakların ne kadar eski olduğunu biraz daha iyi anlıyor insan. Onlardan önce de Arzu Manan'ın oynadığı Sahra diye bir dizi vardı. Sahra. Hatta Şevval Sam'la Cem Davran'ın oynadığı Çocuğun Var Derdin Var diye bir dizi vardı. Aa, evet. Sitcom'du o. Evet. Yani ondan önce işte Mehmet Ali Erbil'in sunduğu yarışmaların müziklerini yapıyordum. Ondan önce Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz. Ben Evleniyorum. Yarışmalar falan vardı. Evet. Hatırlıyorum bunu valla. Bayağı yani. Çok bu piyasada tabii ki hani bilmek ve hani tutunmak da öyle kolay bir şey de değil ama bir taraftan da bu Ben Evleniyorum falan buralardan başlayan hikaye. Evet oradan evrildi yani çünkü ya. Ben Evleniyorum Biz Evleniyoruz da 2002 miydi acaba öyle bir sene diye hatırlıyorum. Biraz böyle dizi müziği gibi hani bir şarkı vardı. Sonra o melodinin gerilim versiyonu, neşeli versiyonu bilmem işte elenme sırasında çalan şeyi falan derken oradan dizi yapımcılarının ilgisini çekti. Bir de o zaman şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha masumane değil miydi o programlar ya? Tabii canım o zaman bile çılgındı ama. Çılgın bir şeydi yani. Evet tabii. Bir eve giriyor insanlar ve o yarışmanın sonunda evleniyorlar. Ama o yıllarda inan ki yani benim arkadaşlarımdan, benim jenerasyonumdan hiç kimse dizi müziği denen şeyle ilgilenmiyordu. Yani bir tek Gökhan Kırdar vardı. Kıraç vardı. Bravo tabii. Benim jenerasyondan da en genç besteci olarak ben vardım. 2004, evet, 2003. Doğru. Kıraç'ın da yaptığı diziler neydi o diziler? Aliye'yi hatırlıyorum. Aliye bir İstanbul Masalı. Tamam, yani evet. O yıllar böyle herkes sahnede olmak istiyordu. Yani bu iş biraz da adrenalini eksik bir iş ya. Stüdyodasın falan kaydediyorsun. Bir de şunu hatırlıyorum. Maslak'ta bir stüdyoya gitmiştim. Gürol Ağarbaş'ın stüdyosu. Orada Grup Gündoğarken'i gördüm. Burhan abi, Gökhan abi falan. Evet. TRT'nin bir dizisine müzik yapıyorlardı. Allah Allah dedim ne kadar ilginç falan. Yani ben de bir gün yapmayı çok isterim falan dedim. Böyle bir... Evrene nasıl gönderdiysek. Nasıl bir şey gönderdiysek. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinin müziğini yapma şansı şansım hakikaten. Oldu. 18 yıldır devam eden var mı başka öyle bir dizi bilmiyorum. Ya Türkiye'de yok. Bizimkiler vardı hatırlarsın. 15 yıl sürmüştü. O 15 yıl sürmüş müydü sürdü. Ya? Sürdü ama biraz da reyting grafiği aşağı inerek sürmüştü. Yani en son hani başka bir kanalda bitti. TRT'de başladı. Ya Arka Sokaklar o ya pandemide bile çekildi. Yani maskeli bir şekilde çekimlere devam etti. Evet, oyuncular da maskeli. Hatırlıyorum bu arada falan bu böyle bir garip bir şey. Çıkmıştı haberleri falan da çıkıyordu çünkü evet, o zamanlar. Ve ben sürekli şöyle mesajlar alıyorum. Abi 8 yaşından beri işte seni dinliyorum. Arka Sokakları izliyorum falan. Kendimi böyle yaşlı hissettiriyor bu dizi bana. Şevket Çoruk'un da bana söylediği çok bir şey iyi. Var. Çok iyi.
Murat diyor sen sıcacık evinde, kaloriferli evinde müzikleri yapıyorsun. Yaparken, biz karda, kışta, sokakta, soğukta koşuyoruz, yerlerde sürünüyoruz falan. Ama çok enteresan bir şey. Yani hani Türk tarihinde gerçekten çok önemli bir dizi oldu Arka Sokaklar. Hatta eski karakterler de değil mi yeniden hatta geldi. Çıkıyorlar, falan, geliyorlar, bir şeyler oluyor. Çocuklar büyüdü. Yani dizi başladığında 5 yaşındaki çocuk şimdi oldu 23 yaşında. Ya aynen. Genç insan yani. Ay ne tuhaf. Bir taraftan da böyle şimdi Murat senle bunları konuşunca hakikaten yaşla beraber aa, nerelere gidiyoruz diye. peki biraz böyle bir canlı bir şeyler şimdi çalsak o zaman nasıl şöyle olur? Yapalım. Şimdi bu sene benim müzikteki 25. yılım. Yani ilk albüm Beni Ellere Verdin üzerinden 25 yıl geçmiş. İlk şarkımı çalayım ben. Bir üniversite öğrencisiyken çıkarttığım albüm Beni Ellere Verdin de albümün adı. O şarkıyı çalayım. Tamam. Sonra bir tane daha şarkı eklerim arkasına. Arkasına süper yaparım. Harika olur. Canlı canlı dinlemek ne kadar keyifli oluyor biliyor musun? Çok ben bayılıyorum. 99 yılına gidiyoruz. 99 yılına. Beni ellere verdin diyoruz. Beni ellere verdin. Beni ellere verdin. Beni ellere verdin. Oy. Na 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 na. Na 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 na. İlk bakışta aşk sanmıştım. Ta başından aldanmışım. En süslü yalanlarla sen şu garip kalbimi kandırdın. İnanmıştım oysa sana, oysa sana. Dünyanın en saf aşkına. Bırakıp gittiğinde bile hatayı aradım kendimde. Beni ellere verdin, beni ellere verdin, beni ellere verdin oy. Beni ellere verdin, beni ellere verdin, beni ellere verdin oy. Özledim gülüm. Özledim seni. El ele olsak eskisi gibi. Özledim gülüm. Özledim seni. El ele olsak eskisi gibi. Her yeni güne senle başlamak varken neden ayrı düştük? İnan ki hiç bilmem. Benim için öylesine bir aşk değildi ki. Seninle yaşananlar ömrümde ilkti. Özledim gülüm, özledim seni. El ele olsak eskisi gibi. Özledim gülüm, özledim seni. El ele olsak eskisi gibi. El ele olsak eskisi gibi. Ve ne güzel oldu canlı canlı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnsan bilmiyorum nasıl hissediyorsun hani bundan seneler evveline geri dönmek. 25 yıl evvelden bahsediyoruz. Ya çok çocukmuşuz tabii o zaman. Yani çok deneyimsiz ama yine de bu şarkıları yazacak donanımdaymışız. Ve o duyguları yaşıyormuşuz. Şimdi ben hep böyle eski nesil sanatçılarla da bunu konuşurdum. Derdim ki ya eskiden yaptığınız o güzel kayıtları
neden tekrar kaydediyorsunuz? Yani çünkü o yılların teknolojisiyle kaydedilmiş. Evet. O tatta hani bir şarkıyı dinleyince iyi bir müzik dinleyicisi olarak anlarsın ya, ha bu 70'lere ait bir şarkı. Evet, onlar da hep derdi ki çünkü şimdi daha iyi söyleyebiliyoruz derlerdi. Mesela Nükhet Duru ile falan böyle bir konuşmam olmuştu. İnsan evet onu hissediyor yani, şimdi tabii ki daha deneyimlisin, o şarkıyı daha güzel söylüyorsun ama bence oradaki hatalarıyla, acemiliğiyle, o işte 20-21 yaşında falandım ben bu albümü kaydettiğimde ve stüdyoya girdiğimizde hani bir cam vardır ya, bir okuma odası vardır, bir de içeride mikserin olduğu, aranjörün, ton masterin olduğu kontrol odası vardır, oradaki bakışlardan o kadar etkileniyordum ve şey oluyordum ki utanıyordum yani. Ay, evet, evden çarşaf getirmiştim. O iki stüdyonun arasına çarşaf sermiştim. Yani insanların o, yani şimdi orada tabii şeye bakıyorlar. Onlar da bir hatayı arıyorlar ya. Hani sen şarkı söylüyorsun, bir hata yaparsan durdurup diyecekler ki detone oldun şu falan. Hı. O böyle acayip bir kritik ediliyormuş, eleştiriliyormuş gibi hissederdim. Oraya bayağı çarşaf gelmiştim. Yani o kadar utanıyordum stüdyoda şarkı söylemeye. Şimdi düşündüm de yani kolay bir şey değil bence bu hakikaten. Ya stüdyoya girince zaten sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Çünkü sen odanda ya da arkadaş çevresinde gitarla şarkı söylüyorsun. Kendi çalmakla mümkün mü? Ama orada diyorlar ki ayağını oynattın, tık sesi geldi. İşte kıyafetinin hışırtısı geldi. Evet. Bilmem, çok steril bir ortam. Hı hı. O bana çok garip gelmişti, onu hatırlıyorum. Peki yani böyle eleştirilere açık mısındır? Yani böyle bir şey söylediklerini hemen... Gider ya mi? O yaşlarda çok olmuyor insan. Eleştiriye açık olmuyor. Hı-hı. Yani ve şimdi işte Selim Atakan vardır. Hı-hı. Yeni Türkü'nün kurucularından. Evet. Mesela onunla bir çalışmamız olmuştu. Çok gencim, daha toyum yani, tecrübesizim. Muratçım dedi, bu bestenin dedi şurasını biraz şu şekilde değiştireceğiz dedi. Ben hemen tabii o delikanlılığın verdiği şey, ben bestemi değiştirdim falan dedim. Sonra dedi ki bak bu çok yanlış bir bakış açısı dedi. Besteler stüdyoya gelir ama aranjör de onu biraz yoğurur. Hatalı yerini ya da daha güzel olabilecek yerini düzeltir falan. Ya bunları yaşla birlikte öğreniyorsun tabii ki. Törpüleniyor. Evet evet. Ama o zaman böyle bir ergen enerjisi ve egosuyla çok oluyorsun tuhaf, ya. Değil mi? Bir şey dendiğinde hani böyle hemen bir açıyoruz yani. Evet. Algılar böyle. Bu bize öğretilmiyor bir de yani okullarda. Doğru. Hani bu yapıcı eleştiriyi almak senin kariyerin için iyi olacaktır bu aslında. Bu biraz belki anlatılması, öğretilmesi. Ya okullarda daha keşke bizi hayata hazırlayan bir eğitim olsa çok daha hızlı ilerleriz. Peki şimdi mesela o 99 yılında bir albüm yaptın sonuçta. Onun içerisinden yeniden hani okuduğun için söylüyorum. Sen peki ne hissediyorsun şu an mesela? O şarkıyı söylerken evet. mi? Ya o anlar aklıma geliyor. O şarkıyı yazdığımız anlar, işte stüdyoda kaydettiğimiz anlar. Şu anda mesela bir mermer dükkanı orası. Fuat Güner'in, MFÖ'deki Fuat abinin, Levent'teki Turgut Berkes'le ortak açtığı çok güzel bahçesi mermer olan. Mermer dükkanı. Evet öyle bir şey oldu. Önden geçiyorum bazen. Bir villaydı orası. Alt katta biz çalışırdık. Üst katta Türkiye'deki bütün, neredeyse bütün reklamların müziklerini yapan Jingle House vardır. Onlar çalışırdı. Evet. Onların ilk yeriydi. Çok güzel bir Levent'te bir villada o albümü kaydediyorduk, kocaman bir mikserle falan. O yıllar aklıma geliyor. İşte klip çektiğimiz anlar, Nigar Talibova oynamıştı klipte. Trafikte kalmış böyle bir şey kız, işte sonunda artık kafayı yiyor trafikten. Yağmurlu bir gün arabanın üstüne çıkıp dans etmeye başlıyor, etraftakiler bakıyor falan. Sevgili Hakan Yonat çekmişti klibi. O bizim bannerlere verdin. Hakan'ın o zaman 64. klibi mi neydi? Yani Türkiye'deki bütün klipleri o çekiyordu. Yani 90'lı yılların sonlarında zaten hani hayatımıza büyük üretim vardı. Klip yani hani klipler girdi ve klipler deli gibi izleniyordu. Yani hani böyle kare kare hatırladığımız klipler var ve bekliyorduk o klipleri. Çıksa da dinlesek diye müzik kanalının başında bekliyorduk. Tabii o yıllarda müzik kanallarında, televizyon müzik kanallarında biraz parayı bastıran, hani parayı veren düdüğü çalar mantığı vardı. Onun için birçok arkadaşımız da şarkılarını duyuramadan. Yani ben de dizi müziği yapmasam duyuramayacaktım birçok şarkıyı. Ama kliplere geri dönersek
analog Betacam, yani bayağı eski bir teknolojiyle çekmiştik onu. Hı-hı. Betacam kasetlerle çekmiştik o klibi. Ama tabii Hakan öyle bir yönetmendi ki ben o klibi sonra kısa bir süre eğitim için gittiğim New York Üniversitesi'ndeki film hocalarına izlettim. Dediler ki bu ya 16 milimetre ya da 35 milimetre sinema gibi filmi yani. Olarak evet. Çekilmiş bu dediler. Hayır dedim. Betacam'la çekildi ve inanamadı adamlar. Yani ne bakar denir? Mısın? İmkansızlık size çok iyi bir şey yapma yolunu açıyor aslında. Türkiye'deki kreatif şey o. Öyle değil midir ama işte tabii. hani o zor anlardan evet. Acayip bir şeyler çıkıyor. Bizde böyle bir şey var ya, biz evet. Böyle çalışıyoruz. Biz sanki, öyle. Değil mi? Ya dünyada da öyle. John Lennon mesela demiş ki kalçanız tahta sandalyeye değerken daha iyi üretirsiniz. Daha iyi şarkılar. Yani onlar da çünkü Beatles evet. 4 tane. Zorluklar işte değil mi? İnsanı Liverpool'lu farklı. İşçi çocuğu baktığın zaman ama dünyayı değiştiren bir müzik üretmişler. Hı-hı. Yani imkansızlıklar seni kamçılıyor aslında. Doğru. Onun için herhalde şimdi yeni nesile bakınca hani ben mesela hani onu genelde söylüyorum, oğluma da söylüyorum. Hı-hı. Yani böyle hani sıkılıyorum diyor. Sıkıl diyorum ben mesela. Evet, İyi bir şey. İyi bir şey. Yani, sıkıcan çıkmazlar evet, eskiden. Üretimine fayda evet, olur. Hani evet. Bir şeyler üretirsin belki. Çünkü hani böyle oyalanacak çok hemen başka bir şey bulabiliyorlar. Hı-hı. Ya. Zaten hani merakları ve algıları evet. Çok çabuk değişiyor. Ama hani o... Yani bence üretimi de biraz azaltan bir şey gibi geliyor bana. Kesinlikle evet. Yani şimdi her şeyi YouTube'dan öğreniyorlar. Evet. Bu bir avantaj aslında. Biz o zaman işte gitarla ilgili, gitar nasıl çalınır falan bir kaset bulacağız da işte VHS bir kaset ya da DVD daha ileriki yıllarda onu alacağız da ya da CD'den önceki dönemde beğendiğimiz bir kaseti bulabilmek için semt semt dolaştığımı hatırlıyorum. Yani Erenköy'e giderdim, Kadıköy'e giderdim, bilmem nereye giderdim, o kaset yok. Adam derdi ki, müzik dükkanındaki adam, un kapanından sipariş edebiliriz. Bravo. Bir hafta sonra gelir. Yani bu un kapanında ne günlerim geçti benim. Öyle. Ya. Yani bu müziğe verilen değeri de arttırıyordu. Sen bayağı bir arayış içinde bulduğun zaman acayip bir sevinçle evine gidip dinliyorsun, arkadaşlarını dinletiyorsun, içinden çıkan yazıları, kartonetleri, hangi şarkıda kim çalmış, söz kime ait. Ben hala seviyorum, biliyor evet, musun onu? Ama kartonet kalmadı ki. Yok işte yani. O kartoneti alıp böyle katlaya kat açıp böyle neler yazılmış, ne sonuna kadar okuyordum evet, ya. Çok ilginç bir şey var. Türkiye'ye hep 3-4 ay sonra gelirdi albümler, değil yabancı mi? Albümler. Hı. İlk kez dediler ki Madonna'nın bir albümü, aynen. Like a Virgin miydi acaba? Galiba. 86 yılı. Bütün aynı dünyada, bütün dünyada. Evet, bütün dünyada aynı gün çıkacak, inanamadık yani. Türkiye'de nasıl Amerika ile aynı gün mü çıkacak falan ve kartonet Madonna'nın parfümü kokacak dediler. Böyle de bir şey. Aldık tabi o kağıda bulaşmış bir koku falan, garip bir şeye dönüşmüş ama yok. O bir devrimdi o evet. Zaman öyle bir şey hatırlıyorum. Vay be, ne günlerden evet. Gelmişiz buralara değil mi? Ve Madonna'nın bazı böyle klipleri olurdu işte, hani çıplaklık içeren işte aha. Açık bir kıyafet giydiği falan. Onlar tekrar montajlanıp yayınlanırdı Türkiye'de yani tabii. Bir sansüre uğrayıp farklıydı doğru. Çok ilginç zamanlar yaşadık. Peki yine kısa bir ara vereceğim. Ardından yeniden tabii ki sohbetimize tamam. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Her yeni güne senle başlamak varken neden ayrı düştük, inan ki hiç bilmem. Benim için öylesine bir aşk değildi ki. Seninle yaşananlar ömrüm değildi. Özledim gülüm, özledim seni. El ele gibi özledim gülüm.
sevgili Murat Evgin'le sohbetimiz devam ediyor. Şöyle biraz mesajlara baktım da diyor ki biz yine hiç kaçırmadan izliyoruz. Emekleriniz var. Var olsun. İzmir'den sevgiler demiş bir gün. Helal olsun. Çok teşekkürler. Ya işte 18 yıl 28 yıl herhalde böyle devam edecek. Sen de. Ya rahmetli Türker'in oğlu diyordu ki 3-5 sezon daha sürer diyordu. 3-5 sezon. Hani bazı diziler ikinci bölümde kalkıyor tabii, artık. Yani tabii. Reyting alamazsa. Hiç şansı yok artık. Yani Arka Sokaklar başladığı yıllarda bu kadar çılgın bir reyting şeyi yoktu. Bekliyordu kanal. Tutana kadar biraz bekliyordu, sabrediyordu. Şimdi bir bölümde iki bölümde kalkan dizi var yani. Evet doğru, bir şekilde hani böyle bir 10 bölüme kadar gelen diziler oluyordu. Evet, sonra kaldırılıyordu mesela. Şimdi çat diye kalkıyor diziler. Benim şansıma da hep hatta bazen takılıyor yapımcılar. Senin müziğin uğurlu geliyor diye. Ya, ne mesela güzel. Elif 1000 bölüm sürdü. İşte Canım bin Annem mi? Evet. Canım Annem 350 bölüm sürdü. Arka Sokaklar 700'lere dayandı. Yani hep böyle bir şansım var yani bu çok konuda. Çok güzel bir şey bu tabii bir taraftan da. Evet. Şimdi peki senin bildiğim kadarıyla Netflix'le de değil mi? Öyle bir Amerika'yla. Evet, öyle bir şansımız oldu. Yani Netflix Amerika ile çalışan ilk Türk besteci oldum. Evet. Myths and Monsters diye, mitoloji ve canavarlar diye bir şey çekiliyordu. İngiltere'de çekiliyordu bu. Hı-hı. 2017 yılı. Sonra ben sordum ya bunu siz nerede yayınlayacaksınız diye. Hı-hı. Adamlar Netflix demez mi? Yani Netflix İngiltere ve Amerika. Tabii çok şaşırdım yani. Tabii. Ve orada işte o profesyonelliği gördüm. Bir iki cümleyle İstedikleri müziği sana öyle bir tarif ediyorlar ki sen de onu yapıyorsun. Hı-hı, ve ondan sonra da yani çok beğendik, çok güzel falan gibi tepkiler. Bizde ise o kadar kolay olmuyor. Çünkü genelde hani o brief dediğimiz hani nedir, nasıl bir müzik istiyorsunuz kısmını pek alamıyoruz yapımcılardan. Hatta bizim besteci arkadaşlarla aramızda böyle bir şey gülme konusudur. Bir yapımcı demiş ki nasıl bir müzik isteniyor sorusuna. Tüyler diken diken olsun demiş. Şimdi yurt dışında da adam ne istediğini tam olarak mesela epik müzik ya da rock tarzı bir müzik. Şöyle bir müzik işte 30. saniyesinde bir yükselme olsun. Finalde bilmem ne olsun ne kadar ayrıntılı anlatıyor. O zaman da sen gidip işini yapıyorsun tabii. Ama bu çok ilginç bir işti. O zaman Netflix Amerika'da La La Land filmiyle birlikte trending oldu. Daha sonra İngiltere için o Birleşik Krallığın ilk kral ailesi The Stuarts diye bir aile. Onların dizi belgeselini yaptık. 4 bölümlük bir işti. Şimdi yine yurt dışında da bir yapımlar istiyorum yapmak. Yani biraz tabii orada yaşamak ve kontakların orada olması lazım. Gerekiyor. Ama şansım yaver gitti. Yani çok uzun kalamam herhalde. Çok uzun gidemem çünkü Türkiye'de de işler var. Ama bir ayağım oralarda olsun istiyorum. Şimdi özellikle bu İspanyolca çıkaracağım şarkılar ve düetlerle biraz Latin Amerika'da biraz kalmam gerekecek sanıyorum önümüzdeki aylarda. Ama başka projeler de var. Evet. Devam eden hatta çekimi değil mi? Evet, devam eden bir projem var YouTube. Yaptık. Şimdi YouTube için bir talk show geliyor. Orkestramla konuklarımı onların en yakınlarıyla ağırladığım yani ünlü isimler ya çocuklarıyla ya eşleriyle ya da bir çocukluk arkadaşlarıyla geliyor. Murat da çok ne yakın ya. Projenin adı. Yakın dostlarımı yakınlarıyla alıyorum. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çektik bunları. Herhalde Ağustos sonu yani yaz sonuna doğru YouTube'da izleyecek sevgili dinleyiciler. Çekimler bitti. Bitti evet. 11 program çektik. 11. Yazın bir 11 daha çekeceğiz yani Ağustos ayında. Biraz şey diyorum ben buna eski Türkiye'nin sohbet programları gibi oldu. Yani şimdi YouTube'da her şey... sivri ve vıcık vıcık olmak zorunda ya izlenmesi için. Bizde hiç kimseyi rencide edecek bir soru yok, rahatsız edecek bir şey yok. Dostluğu konuştuk, arkadaşlığı konuştuk. Dolayısıyla her zaman izlenecek bir program gibi oldu. Ya Haldun Dorman geldi mesela 97 yaşında. Süper. Türk tiyatrosunun duayeni Şebnem Özinal'la geldi. Onlar 90'lı yıllardan beri dostlar. Evet, tabii. Dostluğu konuştuk, arkadaşlığı konuştuk. Çok hoş bir şey oldu.
O zaman yayınlandığında zaten göreceğiz değil mi? Evet, hani haberdar evet, oluruz haberdar diye tahmin ederiz, ediyorum. Tabii ki, tabii ne ki. Güzel ya. Yani o eski sohbetler, o eski programlar bilmiyorum. İnsan özlüyor bu çok, sohbetleri ben de. Ben çok özlüyorum. Bizim nesil özlüyor yani, ona inanıyorum. Evet yani ben mesela geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in programlarına, YouTube evet, programlarına evet. takıldım. Allah'ım böyle o Perhan Kutman'la yaptığı programı evet. doyamıyorum. Evet. İkincisi zaten sonra geldi. Ay böyle yani sanki o çocukluğumdan kalma bir sohbet hmm. içerisindeymiş. Hani böyle eve büyükler gelir, ziyarete evet, gelir. Evet. Hani sen böyle kenarda köşede dinlersin. Bir de ne kadar kaliteli bir sohbet. Ah, yani şimdi müthiş, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Küfür eden komedyen, küfürle güldüren komedyen hemen aşağılanırdı. Doğru. Yani değersiz görülürdü. Hmm. Şimdi ise küfür etmeyen komedyen yok gibi hmm. bir şey. Hayır, şu sebepten değersiz görünürdü. Küfür ettiğin zaman zaten herkes güler. Ya önemli olan senin zekanla, donanımınla bir espri bulman, üretebilmen. Bir espri yapman tabii. ve halkı güldürmen. Dolayısıyla o zamanki kültür, kalite biraz daha farklıydı. Çok. Net yani. Evet. bir şey daha dinlesek Hadi mi acaba? Hadi dinleyelim bakalım. Şöyle bir şey yapayım. Ne? Şimdi benim bir Sezen Aksu aşkım var, onu anlatayım. Ben 3 yaşımdayken Sezen o köfte dudaklarıyla benim dudaklarımdan şap diye bir öpüyor. Ciddi mi? Evet. Ben yani aslında aşk hayatıma güzel bir yerden başlıyorum ama ben bu öpücüğü çok ciddiye alıyorum. Evet. Ve 18-19 yaşıma kadar Sezen'i nerede görsem ellerim terlerdi, kalbim hızla atardı. İşte annemler dediği zaman işte şuraya gidiyoruz, Sezen de geliyor falan. Ben böyle eyvah yani bu gece nasıl geçecek falan yanıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Ve bir akşam bir... yani ilk aşk Sezen Aksu diyebilir miyiz? O evet. Evet. Aa, çok o da güzel. Bir akşam bir Goran Bregovic konserinde yemek gibi davette beraberiz. O da derdi ki evladım seni 3 yaşında bir öptük hala kendine gelemedin derdi. Ben de ona bir şarkı yazdım. Bir aşk şarkısı. O yıllarda yani. O 18 yaşındayken falan. O zaman doğum gününü de kutlayalım mı? Doğum gününü de değil mi? Geçmiş birkaç gün evet, oldu evet, çünkü. Evet 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 doğru. Kutlayalım. İyi ki doğdun Sezen. Ay süper. Ne güzel oldu ya. Romantik bir şarkı geliyor. Seni uzaktan sevmeme izin ver. Yine o yaşlarda yazdığım şarkılardan biri. Bu gece çok güzelsin. Her zaman olduğun gibi. Sanki kalbim duracak gibi. Sana bakarken, gizlice seni koklarken, sana söylemediğim bir şeyler var hala. Belki bu şarkıdan anlarsın da. Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen. Umrumda olmasam da. Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen. Umrunda olmasam da. Bazı aşklar ulaşılmazmış. Hayallerde yaşarlarmış. Yaşanan ne varsa bir gün bitiyor zaten. Yaşanmamış aşklar bir ömür sürer. Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen, umrunda olmasam da. Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen, umrunda
olmasam da. Müthiş bir şarkı, çok güzel. Sezen Aksu dinledi mi bu şarkıyı? Ben bunu bir Nükhet Duru'ya yaptığımız bir sürpriz doğum günü, aha, akşamı. Sezen de tam karşımda oturuyordu. Ona gitarla çaldım, söyledim. Evladım dedi, niye daha önce gelmesin, böyle bir şarkım var dedi. Bir espri yaptı. İstiyorsan bir tane de Sezen'den söyleyebilirim. Allah, süper olur. Şimdi mi, biraz sonra mı? Kısa bir reklam arası, tamam, verelim. Reklamlardan reklam sonra lazım. O zaman bekleyin, geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İNEGE'nin bitmeyen hoş geldin faiziyle birikimleriniz sanki yeni İNEGE'li olmuşsunuz gibi değerleniyor. Çünkü bitmeyen hoş geldin faizi siz bitti demeden bitmiyor. İNEGE farkı tamamen dijital olması. Reklam. Halit Volkan ve Turgut Yüksekdağ ile Otomobil Adamlar her cumartesi saat 14'te Kafa Radyo'da. Efsina'nın sunduğu Pınar Rating devam ediyor. Sevgili Murat Evgin'le sohbetimizin aslında sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sana. Pınar, süperdi benim nasıl için. Nasıl böyle hızlı bir akıp geçti program. Aynı şekilde. Sağ yine ol. Bekleriz. Dinleyen herkese çok sevgiler, çok teşekkür ederim. Evgin Murat Instagram adresim, takip ederlerse oradan da haberleşiriz. Harika. Çok teşekkürler. Unutuldum, unutuldum, kurutulmuş günler gibi. Yosun tutmuş duvarlara, yazılmış günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Lay lay la 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 la. Unutuldum, unutuldum, kurutulmuş günler gibi. Yosun tutmuş duvarlara, yazılmış günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim, sonra yeniden açar. Ümidimin boynu bükülür, sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar. Hep beraber la 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 la. Murat Evgin bizimle beraberdi. Çok teşekkürler. Kafa Radyo, son olarak söylemek istediğin varsa onu da dinlemek isterim. Kafa Radyo dinleyen herkese çok sevgiler.